Merhabalar, Hobilerim Work kanalına hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir model tasarlayacağız. Bir orta sehpa kurulumu yapacağım. Böyle küçük bir sunumluk tepsisi içinde yapabilirsiniz. Güzel bir model olacak. Ben beyaz ipimle öreceğim. Ben genelde maksa iplerini kullanıyorum ama beyazda sitede bulamadığım için bu sıra altın başak, klasik merserize diye geçiyor. Numarası 30 numara. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Onu da belirtmek istiyorum. Sadece bu ipler kamera altında daha net göründüğü için ben iplerimi tercih ediyorum. Siz dantel ipi olarak kullandığınız bütün ipleri modelin yapılışında kullanabilirsiniz. Çok merak edildiği için bilgisini veriyorum. Hemen şöyle normalde 9 numara tığla örüyorum. Tığımın üzeri silinmiş. 9 örebilirsiniz. Eliniz çok sıkıysa 8'i tercih edebilirsiniz. Eğer eliniz çok bolsa 11 numarayı bile tercih edebileceğiniz bir ip kalınlığı. İnternet üzerinden ulaşıyorum iplere. Siz de internet üzerinde arama motorunda aradığınızda önünüze çıkacaktır. Ben kamera açımı ayarlarken siz kanala abone değilseniz hemen abone olarak bildirimleri açın. Yeni modele başlıyoruz hanımlar. Evet, ipimin ucuna bir zincir ilmeği attım. Buradan zincirlerimiz önemli sayılarımız. 12 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11, 12. 12 tane zincir çekiyorum. Zincir sayılarımız önemli. İsterseniz not alabilirsiniz. 12 tane zincirimi çektim. Başladığım noktaya şu şekilde kitleyerek bir halka oluşturuyorum. 12 zincirden bir halka oluşturdum. Buradan tekrar zincirlerimiz önemli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48 tane zincir çektim. Bir halka oluşturdum. 48 adet zincir çektim. Şimdi zincirlerimizi bir kere ilk başta çok sıkı çekmeyelim. Burası önemli. Yani sıkı sıkı zincirler çekmeyelim. Üzerine trabzan yapacağız. Elimi buraya koyuyorum. 48 zincirimi çektim. Buradan tekrar 12 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Yine elimi koyduğum yere kitleyerek kapatıyorum. Halkanın zincirin diğer ucuna bir halka daha oluşturmuş oldum böylelikle. Şöyle birazcık daha yakınlaşalım. Şimdi buradan modelimizi kurmaya başlıyoruz. İpimi 2 zincir ilmeği ileri alıyorum. Zincirden 2 ilmek ileriye taşıyorum. 2 zincir ileriye ipimi taşıdım. Artık modelimi kuracağım. Geriye dönüyorum. Tığımın başına ipimi aldım. Bu halkama trabzan yapıyorum. 18 adet trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Şimdi halkanın içerisinde 18 adet trabzan yaptım. Buradan artık tığımın başına ipimi alıyorum. Zincirimi trabzan yapıyorum. Aradaki zincirimi. Zincire batarak yapacağız. 24 adet trabzan yapıyorum zincirimi. Hiçbir zincir atlamıyoruz. Burası önemli. İki, üç, dört, beş, altı. Zincirimizi trabzan yapacağımız için çok sık çekmeyeyim zincirimizi dedim. Yedi, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Şimdi zincirime 24 adet trabzan yaptım. Zincire batarak yaptım. 18 tane de halkamın içerisine yaptım. 24. En son trabzan yaptığım yere 2 tane daha yapıyorum. 25. Artık en son yaptığım yere yapıyorum. Bakın şöyle göstereceğim. Kameramı bir kere daha netleştireyim. En son yere bir tane daha yapıyorum. 26. 26 tane trabzan yaptım. 5 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen yanındaki zincirden başlıyorum. 1. Şimdi bu noktaya 3 tane yapacağım. 2, 3. Aynı noktaya 3 tane yaptım. Şimdi zincirime devam edeceğim. Toplamda 26 tane zincirime trabzan yapacağım. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 26 taneye tamamlayacağım bu tarafı da. Tabii ki zincir sayılarınızda yanlışlık olabilir. Trabzanlarımızın bu tarafta 26 olması gerekiyor. Belki aynı zincire 2 trabzan daha yapabiliriz çünkü geriye dönüp bir kitleme yaptık. Şimdi buradan bu tarafa da 26 tane trabzanımı yapıyorum. Kurmaya devam ediyoruz.
Evet, zincirimin geride kalan kısmına da 26 tane trabzanımı yaptım. Zincirimizi altta 48 adet çektik ama burada şu kısımda geri dönüp 2 adım ilerledikten sonra da trabzan yaptığımız için 2 tane zincir noksan geliyor. 50-51 çekerseniz daha iyi olacak. Burayı birlikte kuruyoruz. Her şeyiyle birlikte ayarlayacağız. 26 trabzanımı buraya da yaptım. Hemen halkamdan devam ediyorum. 18 tane de halkama yapmıştım. Bu halkama da 18 adet yaparak kurmaya devam ediyorum. 18 tane de bu halkamızın içerisine yapıyoruz. 18 taneyi halkamın içerisine yaptım. Burası bizim bakın trabzanların ters tarafı. Burada ikinci zincire kilitliyorum. Böylelikle sıramı kapatmış oldum. Şöyle bir bakalım. Şimdi ilk sıralarımızda modeli kurmak biraz zaman alabiliyor ama şimdi bir üst sıralara çıktığımızda daha net anlayacaksınız. Hemen bir üst sıradan modeli kurmaya başlıyoruz. Şimdi burada iki zincir ilmeği zaten burada belli. Bakın şöyle kameramı düzelteceğim. İpimi taşıyorum ileri. Bakın şurada bir, iki. İkinciye kilitliyorum. İpimi taşıdım 2 adım ileriye. İki zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Modelin tersini çevirdim. Tığımın başına ipimi aldım. Bir trabzan atlıyorum. İkincinin üzerine trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Tekrar bir atlıyorum. Bir sonrakine. Bir, iki zincir. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. Bir, iki zincir. Bir atlıyorum. Bir sonrakine. 9 adet trabzan yapacağım buraya. 1, 2, 3, 4 tane oldu. 9 tane yapıyorum yuvarlağımın etrafına. Şimdi yuvarlağımın etrafına zaten 18 tane trabzanım vardı. Aralarda birer tane atladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane trabzan yaptım. Devam ediyorum. 2 zincir çekiyorum. Hemen bu sefer 1, 2 atlıyorum 3'üncüye. Şimdi buradan itibaren tekrar sayalım 9 trabzandan sonra. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2 atlıyorum 3'üncüye. 1, 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3'üncüye. 1, 2, trabzan yaparak ilerliyorum. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Şimdi köşe noktama yaptım. Şimdi buradan tekrar sayalım istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu 9 tanesi yuvarlağımız için olan trabzanlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 9 tanesi de burası için. 5 tane zincir çekiyorum. Aynı noktaya bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu bir. Şimdi bu taraf için kuruyoruz aynı şekilde. 2 zincir çekiyorum. Bakın burada 2 trabzan atladık. Yine aynı şekilde 1 2 3'üncüye. Bu ikinci trabzanım. Arada 2 zincir. 1 2 3'üncüye. Bu dedi yarım yarım olduğunu düşünün. Şimdi şöyle bırakıyorum. Toplamda
18 tane trabzan bu tarafa yaptım. 18 tane trabzan da bu tarafa yapacağım. Evet, aynı şekilde diğer tarafa da trabzanlarımı yaparak yuvarlağımı dolandım. 2 zincir çekiyorum. Bitişi göstereceğim. Burada 1, 2, 3'üncünün üzerine kilitliyorum. Sıra sonu bitişim bu şekilde olacak. Böyle toparlanmış olabilir. Problem yapmayın. Çünkü bir üst sırada buralara trabzan yapacağımız için model kendini toparlayacak. Daha fazla zincir çekseydik model çirkin dururdu. Hemen bir üst sıraya geçebilmek için ipimi 2 adım taşıyorum. Burası önemli. Ters yüzündeyim. 2 adım taşıdım. Buradan geriye dönüyorum. Şimdi bu yapmış olduğum, yuvarlağıma yapmış olduğum 9 trabzan boşluğuna 1, 2, 3 tane trabzan yapıyorum. Burası önemli. Bakın ara boşluğa 3 tane trabzan yaptım. Yuvarlağımın oldukları boşluğa. Trabzan üzerine de yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane yapıyorum. Trabzan üzerine de. Trabzan üzerine de bir tane yapıyorum. Ara boşluklara. Üç tane. Telefonda bir problem olabilir hanımlar. Burada video donuyor olabilir. Yorumlarda yazın. Trabzan üzerine bir tane. Şimdi bu 9 tane boşluğumu bu şekilde dolduruyorum. Boşluklara 3'er tane yaptım yuvarlağımda. Şimdi buradaki arama ise 2 tane yapıyorum. Trabzan üzerine de bir tane yapıyorum. Şimdi burada V'mdeki V olarak düşünürsek eğer buradaki boşluklara 2 adet yapıyorum. Evet. Burada yuvarlağımın boşluklarına 3'er tane, kenarımın boşluklarına 2'şer tane yaparak tam buradaki köşe noktama kadar geldim. Köşemi de birlikte yapalım istiyorum. Hemen içerisine köşemin 1, şöyle kameramızı düzeltelim. 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum. 5 adet trabzan yaptım. Bu uç nokta, köşe noktası. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde 5 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi köşe noktamız bu şekilde olacak, uç noktamız. Yine trabzan üzerine bir tane yapıyorum. Aralara burada 2 adet yapıyorum. 2 tane yaptım bakın. Yuvarlağımda ise 3 tane yapıyorum. Gayet rahat bir şekilde sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum.
Bir tarafın kurulumunu birlikte yaptık. Bu tarafı yine aynı şekilde kurdum. Bakın güzel bir kalp motifi yapıyoruz. Şimdi burada bitişleri ve başlangıçları istiyorum ki birlikte başlayalım. Sayılarımız düzgün olsun. Hemen ara boşluğa 3 tane trabzanımı yaptım. Şu birleştirdiğim noktaya da bir tane trabzan yapacağım. Bunu böyle taşıma trabzanı gibi düşünün. Hemen ilmeğin belli 1, 2 ilmek ileriye kilitliyorum. Bitiş şeklim bu şekilde olacak. Şimdi bir üst sıraya başlayabilmek için tekrar 2 adım ileri gidiyorum. 1, ikinciye kilitliyorum. Aynı kuralla motif örmeye devam edeceğim. 2 zincir çekiyorum. Tersini çeviriyorum. Şimdi boş kutu yapacağız. Tığımın başına ipimi aldım. Birinci trabzanımı atlıyorum. İkincinin üzerine trabzan yapıyorum. Şimdi bu yuvarlağımda şu benim şuradaki trabzanıma dikkat etmem lazım. 9. trabzan. Modeli kurarken 9. trabzanımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bu 9. trabzanın olduğu yere kadar hep aralarda birer tane zincir atlayarak yapacağım boşluklarımı. 2 tane zincir çektim. Bir atlıyorum. İkinciye yapıyorum. 2 zincir. Yine bir atlıyorum. İkinciye yapıyorum. 1, 2. Bir atlıyorum. İkinciye yapıyorum. Gelmem gereken yere kadar bu şekilde yapalım. Orayı birlikte bir kere daha görelim. Evet, şimdi yuvarlağımda hep aralarda birer tane trabzan atlayarak trabzanlarımı yaptım. Nereye kadar? Şurada 9. trabzanım vardı. Tam onun karşısına kadar. Bu sıralamaya dikkat edeceğiz bu şekilde. Buradan artık 2 zincir çekiyorum. 1, 2. Bu sefer 1, 2 atlayıp 3.'ye yapıyorum. Buradaki kurulumu bu şekilde ilerleteceğiz. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3.'ye yapıyorum. 1, 2, 1, 2, 3.'ye yapıyorum. Tam uç kısımdaki V'me kadar bu şekilde kurarak boşluklarımı yapmaya devam ediyorum. Trabzanlarımı köşe noktasına kadar kurdum. Burada 2 zincir çekiyorum. Burayı da birlikte yapalım. Boşluğa bir trabzan. Şimdi köşeyi dönebilmek için 5 tane zincir çekeceğim. Aynı köşeme bir trabzan. 2 zincir çekiyorum. Trabzan üzerine yaparak başlıyorum. Bu tarafa yaptığım kurulumun aynısını bu tarafa yaptığım kurulumun aynısını bu tarafa da yaparak sıramı tamamlıyorum. Boş kutularımı yaparak sıramın sonuna kadar geldim. Bitişimi tekrar birlikte bitirelim istiyorum. Hemen 2 tane zincir çektim. Şöyle iç kısımdayız. Kameramızı düzeltelim. Bir tık da yakınlaşalım. Burada bir ikinci zincir. Şöyle göstermek istiyorum. Şu bir, şu ikinci zincire kilitliyorum. Bitişimizi yaptık. Bir üst sıra için iki zincirde ileri ilerliyorum. Bir, iki. İkinciye kilitledim bakın. Buradan geri dönüyorum. Alttaki şu sırada yapmış olduğum kurulumu tekrar yapıyorum. Yuvarlak olan yerime boşluklarına üçer trabzan yapıyorum. 2 3 trabzan üzerine bir tane
Boşluklara 1, 2, 3. Trabzan üzerine bir tane. Şimdi bu kurulumu yaparken alt sırada bahsettiğim gibi hep 9. trabzanın karşısına gelene kadar baz alacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buraya kadar boşluklarımızı 3'er trabzan yapacağız. Buradan geride kalan kısma 2'şer tane yapacağız boşluklara. Bir sırada bu şekilde kuracağım. Şu dönüş köşe noktasındaki trabzanlarımızı birlikte yapalım. Evet, trabzanlarımı yaparak bu uç noktaya tam köşe noktasına kadar geldim. Burayı birlikte yapalım istiyorum. Yabancı takipçilerimiz de var. 11 adet trabzan yapacağım buraya. Bir zincir çekmiyorum. Hemen iç kısma. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10 ve 11. 11 tane trabzan yapıyoruz. Bu uç kısma köşe noktasına. Buradan aynı şekilde yuvarlağımın şu trabzanın karşısına gelene kadar aralara 2 tane, diğer taraflara da 3'er tane yaparak sıramı bitireceğim. Trabzan üzerine yaptım. Aralara yine bir, iki tane. Trabzan üzerine bir tane. Sıra sonuna kadar kurmaya devam ediyorum. Trabzanlarımı yaparak modelin etrafını bir sıra daha dolandım. Artık model bakın kendini göstermeye başladı. Son sıra kurulumumuzu yapacağız. Hemen bitişimizi birlikte yapalım istiyorum. Son sıramızı kurarak ilk motifimizi tamamlamış olacağız. Ara boşluğa 3 tane trabzanımı yaptım. Bir tane de şuraya yapıyoruz. Her sırada bitişte bunu yapıyoruz buraya ki burayı kapatırken daha rahat kapatalım. Bakın bir ikinciye kapatıyorum. Bir üst sıra ve son sıra için hemen ipimi yine 2 trabzan ileri taşıyorum. Şurada bir, ikinciye kilitleyeceğim. Tığ parmağıma geçmiş, arka taraftan parmağımı delmiş. Korkuyorum, batı batı veriyor aynı yere, size doluyordur kesin. 2 adım ilerledim. Buradan 2 zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Son sıramızı yapıyoruz. Modelin tersine denk geliyor ama çok problem değil. Tığımın başına ipimi aldım. Burada birinci de bir atlıyorum. İkinciye ikili trabzan yapıyorum. Burası önemli. Trabzan ikili çalışacağım son sırada. 3 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüp kapatıyorum. Kirpik yaptım ucuna. 2 zincir çekiyorum. Bu sefer 1, 2 atlayıp 3. Artık hep 2 atlayacağım. Trabzanlarımı da 2 yapacağım. İkili trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Geri dönüp kapatıyorum. 2 zincir. 1, 2, 3'üncüye bir trabzan. 1, 2, 3. Bu şekilde dolanıyorum. Şurada 3 taneden sonra 1, 2, 3, 4 tane de birleştirmem var. O birleştirmeyi birlikte yapalım istiyorum. Bu şekilde kirpiklerimi yaparak bir de şu uç kısımdaki köşe noktasını birlikte yapalım.
Evet, trabzanlarımı ve kirpiklerimi yaparak şöyle göstermek istiyorum. Tam köşe noktasına kadar geldim. Bu köşe noktasını birlikte yapalım istedim. Burada köşeyi rahat dönebilmemiz için şöyle hemen tekrar yakınlaşalım. Tam köşeme kadar trabzanlarımı yaptım. 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Bir yanındaki trabzanın üzerinde trabzan yapıyorum. Üç zincirle kirpiğimi yapıyorum. Şimdi bu tarafa doğru artık kurulumumuzu yapmaya döndük. İki zincir çekiyorum. Bir, iki, üçüncünün üzerine bir trabzan. Trabzanları ikili yapıyorum. Bir, 2, 3, kirpiğimi kapatıyorum. Evet, şimdi şurada bir birleştirmemiz olacak. Uç noktada, şu yuvarlağımızın olduğu yerde. Oraya kadar şöyle göstereyim. 1, 2, 3 kirpik atlayacağız. 1, 2, 3, 4 kirpik birleştireceğiz. Burada trabzan olarak da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.den şeklinde sayabilirsiniz. Belki orta kısma denk gelebilir. Bu şekilde birleştirme noktasına kadar kurmaya devam ediyor. Şimdi trabzan ve kirpiklerimi yaparak burada aşağıda 18-19 tane trabzan kalana kadar geldim. Şuradan sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. kirpiğimden ilk birleştirme işlemimi yapacağım. Hemen şöyle yüz yüze koyabilirsiniz daha rahat birleştirmek için. İpimizi şuradan çıkartalım. Yüz yüze şu şekilde koyup birleştirebilirsiniz. Tekrar sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7. trabzanın içerisine giriyorum ve kilitliyorum. 2 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Kirpiğimi kapatıyorum. Birinci birleştirme işlemimi yaptım. 2 zincir çekiyorum. 1, 2, 3'üncüye bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki kirpiğimden birleştiriyorum. Artık birleştirme kirpiğimi ayarladım. Birleştirmem kolay. 2 zincir çektim. Geriye dönüyorum. 2 zincir, 1, 2, 3'üncüye bir trabzan, 1, geriye döndüm, kirpiğime kilitliyorum. Kirpiğimi kapatıyorum. 2 zincir, 1, 2, bir zincir çektim. Şimdi birleştirme şeklimizi hep birlikte göreceğiz. 2 tane zincir çektim. Kirpiğimi kapatıyorum. Hemen şöyle çevireceğim ki daha net görün. Bakın. Karşılıklı 4 tane trabzandan ve kirpikten birleştirdim. Şimdi geride kalan yere 3 tane trabzan ve 3 kirpik yapacağım. Yine aynı şekilde bitmiş şeklini şöyle bir ayarlayacağız. Kameramızı hep birlikte göreceğiz. Evet, ilk motifimizi böylelikle tamamladık. Modelde püf noktaları takip eder, zincir sayılarınıza ve trabzanlarınıza dikkat ederseniz sizin de benim gibi çok güzel bir motifiniz ortaya çıkabilir. Şimdi ben motifimden 3 tane öreceğim, birleştireceğim. Dördüncüyü birlikte birleştireceğiz ki birleştirme noktalarını hep birlikte görelim. Birleşmiş şeklini ve bitmiş şeklini de hep beraber görelim istiyorum. Takipte kalın. Modeli kaçırmayın. Çok güzel bir motif daha yapmış bulunuyoruz.